Merhaba arkadaşlar. Bugünkü kitabımız bir roman, güzel bir roman. Anadolu'da işte Persler egemenken Perslerden geri almaya çalışan bir yazarın yorumu, bir romanı diyelim. Öncelikle Anabasis ile ilgili Wikipedia'da ne anlatıyor bakalım. Anabasis ve 10.000'lerin dönüşü. Helen tarihçi Kisinov'un ünlü düz yazı yaptı. Kisinov'un bizim kim bu? İşte büyük bir komutan, ondan sonra büyük bir şey gibi düşünün. Hem yazar hem komutan, her şey gibi büyük adam. İşte Milattan önce 432 işte 355 yıllarında yaşamış. Atinalı yazar, tarihçi, komutan. Kisinov'un işte Peloponnes'in savaşında kentin yenilgisini demokrasiden kaynaklanan disiplin eksiğine bağlayarak demokratik yönetime karşı tavır alır. Milattan önce 394'teki Konya Savaşı'nda Sparta saflarında Atinalılara karşı savaştı. Bunun üzerine ihanetle suçlanarak sürgün edildi ve bütün mal varlığına el kondu. Sokrates'in öğrencisi olan Kisinov'un ilk eserini haksız ölümü üzerine hocasını savunmak için yazmıştır. Devlet adamlığı konusundaki Kairos'un eğitim ve tiran hakkında Spartalılar ilişkin Helenike ve Lanetike devleti ev idaresine dar iktisat üzerine yazarın başlıca kitapları arasında yer alır. En tanınmış eseri Anabasis 10.000'lerin dönüşü. İşte bu kitap Pers prensi Kairos'un iktidarı ele geçirmek için ağabeyi 2. Artax'e karşı açtığı sefere katılan Yunan askerlerinin savaş ve yurda dönüş macerasını anlatır. Kisinov'un anı ve deneyimlerini aktardığı Anabasis, çoğu Anadolu'da geçen büyük bir askeri sefer anlatıyor bu arkadaşlar. Yani hani Anadolu'daki olayı anlatmış oluyor. Güzel bir şey. Bir ordu yönetilmesi için gerekli olan detay ve ordunun vicdanının hür olmasının nelere bağlı olduğunu gayet iyi belirtmiş. Vicdanını bir komutana bağlı bırakmak ve komutanın vicdanına bağlı olarak bunu yapması çok kötü olduğunu anlatmış. Kitabın arkasındakini zaten notumda vardı. Notumdan okudum. Güzel bir kitap. Çok hızlı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hani sadece isimleri yabancı geliyor karşınıza. Onlara da zaten ilk harflerinden bir uydurma isimler söyleyin, devam edin. Hızlı okursunuz o zaman. O da size bir hızlı okumanızı sağlatır. Başka da aldığım notlara bakıyorum da notların içinde neler var başka. Eğer notlarımda güzel bir şey bulursam tekrar söyleyeceğim arkadaşlar. Başka ne var? Notuma bakıyorum. Ha bir de şey var. Sokrates'in öğrencisi olan Kisinov'un, işte bu kitabın yazarının günlük şeklinde kaleme aldığı milattan 400'lü yıllarda geçen destansı bir mücadele. Kisinov'un savaş muhabiri tarzında bir görev yaparken ordunun başına geçecek kadar donanımlı, hitabeti yüksek, adaleti yüksek Pers kralına karşı kaynaklanan krallığın kardeşi Kairos yaklaşık 100 bin kişilik ordusuyla 1 milyon 200 bin kişilik ağabeyine kapısına dayanır. Ordunun 12 bin civarında olan Yunan seçkin askerleri oldukça iyi bir savaş yürüten Kirtin ne yapmıştır? Kaybeder ve savaşı gövdesinden ayrılır. İşte baş gövdesinden ayrılır orada ölüyor. Sonrasında ordunun başına geçen Kairos gibi komutanların da Pers kralının tuzaklarıyla yok edilmesi de asker dahi olmayan Kisinov'un ordu komutanının ortaklarından olur ve kaybetmiş Yunanlıları Fırat Nehri civarından Doğu Anadolu üzerine Ermenistan bölgesinden Karadeniz topraklarından Konstantinopolis'e oradan eve döndürebilmek için destansı bir mücadele verir. Bu gerçek yolculukta bizler 2000 yıl öncesini Anadolu topraklarında gezerken o dönemin şehirlerini günlük yaşam yiyecek içecek topraklarında gezerken o dönem o zamanın kültürleri, duygusal ve siyasal yaklaşımları, tuhaf adetleri, spor faaliyetleri gibi durumları apaçık görürken aynı zamanda komutanın ordu üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Orduya moral nasıl verilir, ayaklamalar nasıl basılır ve kazan kaldırmanın önüne nasıl geçilebilir, kardeş mücadele neler olur, sadece o korku olan değil, korkulan, sevilen lider nasıl olunur? Bunları izliyoruz. İzliyoruz diyorum çünkü okumak değil adeta izlemek gibi. Tarih, siyaset, askeri konuları ilgilenen bunların hayatta kalmadaki etken rollerini incelemek isteyenlerin okumasını tavsiye ettiğim şahane bir kitabımız bu. Notlarımı sizinle paylaşmış oldum. Kitabı okurken gerçekten
dolaşıyorsunuz yani hani evet ya bunlar bizim topraklarımızda mı olmuş bunlar işte biz ne yapmışız bizden sonra hani bunlardan sonra Osmanlılar'dan sonraki cennet vatanmış bunu diyebiliyorsunuz. Geçmişte gerçekten hani büyük mücadeleler olmuş sürekli savaşların olduğu bir topraklar bu Anadolu toprakları. Persler zaten biliyorsunuz başlı başına bir şey o egemen bir ırk burada. Irk demiyorum yani egemen bir topluluk gibi. Sonra da zaten çekip gitmişler. Kitabı okuyabilirsiniz arkadaşlar çok güzel. Hani nasıl Platon'un devleti okuyor diyorsanız bunu da o zamanki hoca işte zaman şeyleri zaten hikaye anlatır gibi savaş antrenör gibi işte bir spiker gibi anlatmış yani.